Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan Risalesi'nden kaldığımız yerden 3. ve 4. nüktelerden okuyacağız inşallah. Bugün İlk orucumuzu tuttuk. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak bugün tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazları, teravihlerimizi, yaptığımız hayır ve hasenatlarımızı kabul etsin inşallah. Ramazanın tamamına bizleri erdirsin inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyetle bayrama ulaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. İnşallah Kadir gecesine ulaşmayı, Kadir gecesini yakalamayı nasip etsin. İbadetle, hayır hasenatla geçirmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Üçüncü nükte. Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu İdrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Bir daha okuyalım. Üçüncü nükte, oruç hayatı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle, yani insanların toplum hayatına, sosyal hayatına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden, demek bu noktanın da çok hikmetleri var, o hikmetlerden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişlerdir. Cenab-ı Hak her insana ayrı bir geçim özelliği vermiş. Kimisini çok zengin, kimisini zengin, kimisini orta halli, kimisini az böyle ihtiyacı var, kimisini fakir, daha fakir, daha fakir, değil mi? Hadsiz mertebelerde maişet geçim cihetinde yaratmış. Neden? Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, o farklılıklara binaen zenginleri fukaraların muaveletine, yardımına davet ediyor. Demek Cenab-ı Hak o bol rızık verdiği kimselere vazife veriyor. Ne o vazife? O sende bulunan servetin bir kısmının hakkı fakirlerin. Ne yap sen? Fakirlere hizmet et. Onların dualarını kazan. Zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Mesela bu felsefe ne yapmış? Bazı böyle mahlukatın fıtratlarını suistimalinden neşet eden bazı birbirine saldırmalarını hüküm koymuş ki hayat bir mücadeledir demiş. Halbuki üstadımız bize şu kainata bakmayı öğretiyor. Eğer bir insan samimane, insafla, aklını kullanarak şu kainata bir baksa ne görecek? Bütün madenler bitkilere hizmet ediyor. Bitkiler hayvanlara hizmet ediyor. Bitkiler, hayvanlar insanlara hizmet ediyor. Güneş, hava, yağmur, bulut, her şey ne yapıyor? Birbirlerine yardım ediyor.
Hatta yediğimiz yiyeceklerin içerisindeki zerreler vücudumuzdaki organların, hücrelerin ihtiyacını bir an önce karşılamak için öyle bir koşuşturma içindeler ki bu nasıl bir mücadele olabilir ki? Üstadımızın tabiriyle bu kerim bir Rabbin emriyle muavenettir diyor, yardımlaşmadır. Onun için kainatın neresine baksak her tarafta teavün, muavenet hakikatini görürüz. O zaman Kur'an'a bakıyoruz. Şimdi Allah'ın yazdığı büyük kainat kitabında her şey birbirine yardım ediyor. Muavenet var, teavün var. Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da hep teavün, hep muaveneti, yardımlaşmayı emrediyor. Demek büyük kitap kainatla küçük kainat Kur'an-ı Azimüşşan ikisi de ne yapıyor? Aynı hakikati söylüyor. Neden? Çünkü ikisini de yaratan, ikisini de gönderen aynı Allah. Ve Allah kainattaki kanunlarıyla, Kur'an'daki emirleriyle insanlardan ne istiyor? Sair mahlukata, birinci derecede insanlara, yakınlarına, sonra da bütün mahlukata yardım etmek. Çünkü kainatın ve Kur'an'ın en büyük emirlerinden birisi teavün, yardımlaşma emridir. Onun için ne dedi? Zenginleri Cenab-ı Hak o ihtilafa, geçimdeki ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine, yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Yani bir insanın bir şeyi yapmaktaki muvaffakiyeti ihtiyacına bakıyor. Yani bir zengin hiç hayatı boyunca aç kalmamışsa açın halini nereden bilecek ki? Bilemez yani. Bilemediği için de hakiki şefkati, hakiki merhameti, hakiki yardımı yapamaz. Allah Allah. Ne dedi? Zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilir. Yani Cenab-ı Hak oruç vasıtasıyla herkesi mecbur ediyor. Aç bırakıyor Cenab-ı Hak. Bir insan 15 saat aç kalırsa o zaman o yemek, su, o nimetler ne kadar kıymetlidirmiş. O açılmaya başlıyor insanın aleminde. O zaman zengin o açlıkla fakirlere tam şefkat, tam merhamet, tam muavenet hissetmeye başlıyor. Oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa, yani Ramazan emri, oruç emri olmasa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim, yakıcı, ızdırap verici ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Allah Allah. Yani idrak edebilmesi için iyice bir aç kalması lazım yani. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine, yani kendi gibi insanlara şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Demek hakiki şükrün esaslarından birisi de kendi cinsinden olan insanlara ne yapması lazım? Şefkat edip, merhamet edip, muavenet ve yardım etmesi lazım. Demek şükrü hakikinin esaslarından birisi sair insanlara yardım etmek, muavenetlerine koşmak. Çok antika bir cümle geliyor. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Allah Allah. Yani senin cebinde mesela diyelim 1.000 lira var, öbüründe 500 lira var. Sen o 500 lirası olana nispeten nesin? Zenginsin yani. O 500 lira cebinde olan 200 lira cebinde olana nispeten zengin. 200 lira cebinde olan 50 lira cebinde olandan zengin.
O zaman ne olur? Herkes kendisinden daha alt seviyede olan fakire yardım etmeye kendini mecbur hissetmeli. Ya da ben o kadar zaten zengin değilim deyip nefis şeytan kaçmak istiyor. Halbuki Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde onlar diyor kim? Muhsinlerden bahsediyor. Allah'ın en seçkin kullarından, görür gibi Allah'a ibadet edenlerden, ihsan sahiplerinden bahsederken diyor ki onlar darlıkta da bollukta da Allah yolunda infak ederler. Yani insanın nefsi diyor ki yani bol bol olsa da bol bol versem. Şimdi bir insan darlık zamanında vermeyince bollukta hiç veremez. Bu mühim bir kaidedir. Eğer bir insan darlıkta, zorlukta, sıkıntıda, fakirlikte de başkalarına yardım etmeye gayret ediyorsa Allah ona bol verdiğinde de o yine Allah yolunda dağıtır. Onun için en büyük birincisi bak önce diyor darlıkta diyor yani. Onun için herkes kendisinden alt seviyede olana şefkat ve merhamet hissedecek. Yani o duygusunu, o yardımlaşma, muavenet esasını aleminde devamlı canlı tutacak. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Şimdi bazı şeyler var, insan yaşamayınca bilmiyor. Mesela Risale-i Nur'da bazı böyle ifadeler var. Hatta inşallah kolay bulursak, gerçi hem lemalarda da var, lemalarda da 17. Risale'de, Mesnevi-i Nuriye'de de, Zühre Risalesi'nde 8. nota var. O notanın içerisinde şöyle bir ifade okuyalım. Diyor ki, bir yukarıdan okuyayım. Vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil sen kendi aza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri bekayı şahsi ve bekayı nevi için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Terk-i hizmet, hizmeti terk etmeleri, o vazifeyi yapmamaları onlara, yanlış söyledim, nefsi hizmet, hizmet etmenin bizzat kendisi onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Demek vazifeyi yapmakta lezzet var, saadet var. Hatta hizmeti terk etmek o uzvun bir nevi azabıdır. Hem en zahir bir delil dahi horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki oruç, horoz aç kaldığı halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez, onlara yedirir. Bir daha okuyalım. En zahir bir delil, yani vazife yapmakta en zahir bir delil, lezzet olduğuna en zahir bir delil, horoz veya yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez, onlara yedirir. Böyle çok seneler evvel, belki 20 seneye yakın olmuştur. Şimdi Almanya'da bir Arif Ağur abimiz var, çok kahraman bir abimiz. Onun da babası, Allah rahmet eylesin, Muharrem amcamız böyle bizi evine davet etmişti bir köyde. Onun evinde kitap okuyoruz yaz zamanı. Ben de balkonda okuyorum. Bahçesinde de böyle tavuklar, horozlar, böyle küçük hayvanat, büyük hayvanat da var. Bir ara böyle okurken baktım bir tane horoz yerde bir şey gagaladı. Sonra iki ayağını böyle hızla yere vurmaya başladı böyle. Pat 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 pat. İleride bir baktım ki 5-10 tane tavuk kafalar önde nasıl koşuyorlar böyle horoza doğru. Ben de merak ettim. Daha önce hiç görmemiştim. Yani öyle bir köy hayatı yaşamamışız. Koşuyorlar böyle tavuklar. Horoz bekliyor onları. Ayaklarıyla vuruyor hala. Tavuklar geldiler. Onun ayaklarıyla vurduğu yerle yerde
Meğerse yiyecek bir şey varmış. Başladılar yeme. Şimdi baktım ki horoz şu göğsünü iyice bir çıkardı. Böyle etraflarını böyle dönüyor böyle. Subhanallah. İşte o zaman burayı anladım ben. Şimdi onlar yiyorlar ya. Horoz da onlara yiyecek buldu. Onlara yedirmeye vesile oldu ya. Ondan öyle bir lezzet alıyor ki böyle. Etraflarında böyle dönüyor da dönüyor mübarek. Allah Allah. Şimdi sorsak yemekte mi daha fazla lezzet var? Yedirmekte mi? Yedirmekte daha fazla lezzet var. Ama bir insan eğer hiç yedirmemişse, bir insan açın halini anlamıyorsa, o diyecektir ki en büyük lezzet yemektedir diyecektir. Ama o hali anlasa, açlığı hissetse, açlığı yaşasa, o ihtiyaç sahiplerine ikram etse, sonra kenardan onları seyretse, onların o böyle şiddeti ihtiyaçlarından gelen heyecanla, aşkla, şevkle yemelerini görse, Allah diyecek ki ya bir ton kebap yeseydim böyle lezzet, böyle saadet almazdım diyecek. Allah Allah. Yani yukarıda da dedi ya, vücudumuzdaki ağza ve organlar vazifelerini yaptıkları zaman onlara lezzet oluyor. Ama vazifelerini yapmasalar onlara ızdırap ve azap oluyor. Aslında insanın fıtratında da o yardımlaşma duygusu var. O yardımlaşmayı yaptığı zaman öyle bir lezzet ve zevk alıyor. Yapmadığı zaman farkında değil. İçinde bir sıkıntı var, içinde bir ızdırap var, içinde bir elem var. Her yeri nimetle dolu ama o bir türlü ferah ve huzur bulamıyor. Neden? O duyguları vazifelerini yapamadıkları için onlara ızdırap ve elem oluyor. Şurayı okuyalım geçelim. Hem en zahir bir delil dahi horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez, onlara yedirir ve bir şevk ve iftihar ve telezzüz ile o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, iti atılır, kendini aç bırakıp onları doyurur. Yani bu hal tavuğu misal vermiş ama yani bütün annelerde hakim olan bir hissiyat ve duygudur yani. Kendisi yemez, evladına yedirir. Kendi giymez, evladına giydirir. Kendi rahat huzur bilmez, aman evladı rahat ve huzurlu olsun. Allah Allah. Ne dedi? Ruhunu feda eder. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, üstün gelir, ziyade gelir. Hayvani valideler yavrularını küçük iken vazifeleri bulunduğundan lezzetle himayeye çalışır. Şimdi bir farktan bahsedecek. Hayvani anneler yavruları küçükken onlara hizmet ediyor, değil mi? Ondan lezzet alıyor. Lezzetle himayeye onları koruyor, kolluyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük olduktan sonra bak dikkat, vazife kalkar, lezzet de gider. Bazen yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yani bu da aslında büyük bir şefkattir, merhamettir. Şimdi tavuk yavruları olmadan evvel o şefkat kendisinde yok. Cenab-ı Hak ona yavrular veriyor, hemen kalbinde bir şefkat. Yemiyor, yediriyor, koruyor, kolluyor, onlar için canını feda ediyor. Ama yavrusu biraz büyüyünce Cenab-ı Hak o şefkati ondan geri alıyor. Çünkü o şefkat devam etse o yavrular hep hazır alışacak. Annesi yedirecek, içirecek, koruyacak, muhafaza edecek. Onların istidat ve kabiliyetleri inkişaf etmediği için anneleri vefat ettiği zaman hepsi ölecek yani. Nesiller bitecek. Onun için belli bir zaman diliminden sonra alınması lazım dedi. Yalnız insan nevindeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Niye?
Çünkü insanlarda zaaf ve aciz itibariyle daima bir nevi çocukluk var. Çok antika bir cümle söylüyor. Her vakitte şefkate muhtaçtır. Allah Allah. Ya diyor, koca adamsın yani. Ya o da insan değil mi? Onda da aciz, zaaf yok mu? Yani arada bir o koca adamların da böyle başını okşamak lazım yani. Hal hatırını sormak lazım. Bir derdin mi var, bir isteğin mi var yani? Veya diyelim karşı tarafta öyle yani. Yani bütün şefkati, merhameti çocuklara değil yani. Her insan dedi bak, şefkate muhtaçtır. 90 yaşında da olsa şefkate, merhamete muhtaçtır. Evet. Tekrar asıl mevzumuza gelelim. Biraz mevzu değişti ama mevzu neydi? Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete, yardımlaşmaya mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Bak, bir, yapamaz. İki, yapsa da tam olamaz. Şimdi açlığı hissetmediği için, hani fakir fukaraya yardım da etse, hissetmediği için o duyguyu verirken minnet altında bırakarak. İyilik yapıyor güya ama eze eze yapıyor. O zaman o fakir fukaranın kalbi kırılıyor. Minnet altına giriyor. Vermeseydi keşke diyor yani. Allah belasını versin diyor. Allah korusun. Halbuki öyle bir vereceksin ki onların elleri senin için açılacak. Böyle anlatırlar. Öyle zengin ama çok cömert bir zat varmış. Meşhur böyle. Vefat edeceği zaman oğluna demiş ki, evladım bak demiş, ben gidiyorum ahirete. Eğer demiş benim gibi yapacaksan, fakir fukaranın hakkına hukukuna riayet edeceksen, dağıtacaksan bütün mülkümü sana bırakacağım. Ama demiş yok baba, ben böyle yapamam, senin gibi yapamam dersen ölmeden evvel hepsini dağıtacağım ben demiş. Oğlu demiş ki babacığım sen bana itimat et, ben demiş senin gibi yapacağım inşallah. Tamam demiş, vasiyetini yapmış, bütün varlığını oğluna bırakmış, vefat etmiş o zat. Oğlu o kadar çok veriyormuş ki böyle fakir fukaraya, bütün fakirler elini açıp dua ederken ya Rabbi filanın oğluna ver. O zaten bize veriyor. Yani kendilerine bir şey istemiyorlar. Hep onun için istiyorlarmış. Allah'ım sen ona ver. O zaten bize veriyor yani. Subhanallah. Demek nasıl kalpleri, gönülleri kazanmış yani. E peki bu kadar... Yani muhtaç olan insanın duaları reddedilir mi? Bunların muhabbetleri, şefkatleri reddedilir mi? O zaman Allah o zatları, değil mi? O cömert zatları ne kadar sever, ne kadar onlara ahirette de dünyada da kıymet ve ehemmiyet verir. Onun için demek zengin olan, maddi imkanı olanların açlığı hissetmesi lazım. Yaşaması lazım ki yaptığı yardımlar, ikramlar, ihsanlar tam olsun. Yapmacık olmasın, suni olmasın, değil mi? Minnet altında bırakarak, ezerek olmasın. Orayı bir daha okuyalım, geçelim. Eğer nefsini açlık çektirmek mecburiyet olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Allah Allah. Dördüncü nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefsin terbiyesine, demek orucun çok hikmetlerinden bir tanesi nefsin terbiyesine bakıyor. Nefsin terbiyesine bakan hikmetlerinden de çokları var. Onlardan bir tanesi, bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür, özgür, bağımsız, şimdiki tabirlerle kendini hür ve serbest ister. Ve öyle telakki eder, öyle kabul eder. Yani kimse bana baskı kuramaz,
Kimse bana hükmedemez. Ben istediğimi yaparım yani. Kimse bana karışamaz. Vücut benim değil mi diyor ya? Mal, mülk benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım, sarf ederim. Bu nefsi emmarenin özelliği. Nefis kendini hür ve serbest ister. Ve öyle telakki eder, öyle kabul eder, öyle bilir. Hatta mevhum bir rububiyet, aslında olmayan ama kafasında hayalini kurduğu bir Rab'lık yapma, yaratma, icat etme, tasarruf etme ve keyfe ma yeşa hareketi, keyfine göre, kimseye karışmadan, kimseyi karıştırmadan, istediği gibi serbestçe hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Halbuki aklını bir parça kullansa, yahu sen kendi vücut azalarının maliki, hakimi, sahibi, idarecisi değilsin ki. Yani gözünü kendin mi kapatıyorsun? Gören sen misin? Beynindeki o hadsiz nöronlar birbiriyle hangisinden haberin var yani? Kulağın nasıl işitiyor? Ağzın nasıl konuşuyor? Elin ayağın nasıl oynuyor? Bütün bu sistemler değil mi? Eklemler yapan kim? İçin, dışın, her tarafın mucize ve harikalarla dolu ve her yerin her saniye çalışıyor. Hareket halinde, değişim halinde. Peki bunların sahibi, maliki sen misin? O yağdırılan yağmurları yağdıran sen misin? Güneşin ışığını kendine, dünyaya celbeden sen misin? O topraktan, ağaçlardan çıkan meyveler, sebzeler, o leziz yiyecekleri yapan, yaratan, veren, uzatan, ikram eden sen misin? Ama bak ne diyor? Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Çünkü düşündüğü zaman anlıyor ki bunların hepsini yapan, yaratan, veren, ikram eden, ihsan eden bir zat var. İnsanın fıtratında da var. Birisi sana bir iyilik yaparsa mutlaka ona mukabele etmen lazım. Teşekkür etmen lazım. Aldığın hediyenin cinsine göre de ona mukabelede bulunman lazım. Hani mesela birisi bize bir tane tükenmez kalem hediye etse teşekkür ederiz yani. Ama bir takım elbise hediye etse, en böyle kralından, en kaliteli kumaşından, en kuvvetli böyle markadan bir takım elbise, gömle, kravatıyla beraber bize hediye etse, tükenmez kalemle o takım elbisenin arasında teşekkür farkı olur mu? Peki bir de o cömert zat bize son model, en kalitelisinden, en kıyağından yani bir araba hediye etse, şimdi tükenmez kaleme yapılan teşekkür, takım elbiseye yapılan teşekkür, bir de o son model arabaya yapılan teşekkür arasına fark olur mu? Hani tükenmez kaleme sağ ol, teşekkür ederim dersin ama takım elbise, ya eyvallah be, çok makbule geçti be, biraz böyle hareketlere de yansır. Ama araba aldı mı? Her sabah kapısına gelsin. Dağıt dağıt. Abi çarşıda pazarda alınacak bir şey var mı? Seni işe bırakayım mı? Yani o teşekkür artık ağızdan, sözden, davranıştan harekete, amele, fiile yansımaya başlıyor. Peki bütün kainatı bize rızık olarak veren Allah'a karşı sadece çak şeker. Yeter mi? Bütün hareketlerimize, bütün fiillerimize, bütün duygularımıza, bütün azalarımıza yerleşmeli. Onlarla beraber hamd etmeli. İşte namazla, oruçla, zekatla, hacla, başkalarına yardımla, ikramla, ihsanla, tebessümle ilahir yani. Yani nimet ne kadar büyürse onun teşekkürü, şükrü de o kadar büyümesi lazım. Ama nefis buna razı değil. Neden? Hür olmak istiyor. Serbest olmak istiyor. Fiillerinde ve hareketinde kimse ona karışsın istemiyor. Keyfe ma yeşa istiyor yani. Kimse karışmasın ona yani. Allah Allah. Emir altında olmasın. Onun için hassiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek
istemiyor. Onun için Kur'an nefsi emmareyi terbiye etmek, nefsi emmareyi o halinden kurtarmak için verdiği hadsiz nimetleri tekrarla Kur'an'ında bizlere ders veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o Kur'an'dan alınan dersleri detaylandırıp bizlere sunuyor yani. O zaman anlıyoruz ki biz sayılamayacak nimetlere mazharız. O zaman onların sahibi olan, onları bize veren Allah'a hamd ile, şükür ile, ibadet ile, taat ile, yasaklarından içtinab ile mukabele etmemiz lazım. Evet. Nefsi emmanın özelliklerini sayıyordu. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Allah Allah. Yani hayvan gibi yutar dediği, aklını kullanmadan, kalbini, ruhunu kullanmadan yutar. Yoksa hayvan, evet, bir hayvanın böyle açık zahir Bismillahirrahmanirrahim yedikten doyduysa Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğini duyan yok yani. Ama onlar o yerken aldıkları lezzette onlarda şirk ihtimali olmadığı için, akılları şeyleri olmadığı için onlar nimetten lezzet almaları Allah'a hamdtir. Sonra o yedikleriyle öyle hizmetler ediyorlar ki Allah'ın onlara verdiği bütün vazifeleri eksiksiz ve mükemmel yapıyorlar ki o nimetlerin hakkını ödüyorlar, karşılığını veriyorlar. Hayvanların diyor üstadımız ibadeti ameldir. Kendilerine verilen işleri yapmaları onların ibadetleridir. Ama insanda akıl ve şuur olduğu için o nimetleri vereni bilmesi lazım. Teşekkür etmesi lazım. Etmezse hayvandan çok daha aşağı düşüyor, şirke giriyor, inkara giriyor, hayvanlıktan daha aşağıda şeytan makamına doğru yaklaşmaya başlıyor. Onun için dediği bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Allah korusun. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki yani Ramazan açlık, oruç yani nefsi emmareleri bile ehlileştiriyor yani. Allah Allah. O zaman nefsi emmare bile o nimetleri bir veren var, bir ikram eden var, bir ihsan eden var diyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak her vicdanda iki tane pencere Kadir-i Zülcelal'e baktırıyor diyor. Ama işte o iki pencereden bakabilmenin yolu o pencerenin birisi diyor acizliğini anlamak, diğeri fakirliğini, sonsuz ihtiyacını hissetmek. Eğer bir insan zengin, iktidarı var, gücü kuvveti var, nefsi emmare makamındaysa kafası yukarıda, aciz ve fakir aşağıda kaldığı için Kadir-i Zülcelal'i görecek pencereleri göremiyor yani. Pencereler altta kaldı yani. O gururla, kibirle hortumu semaya değdi yani. Ama ne zaman ki açlıkla iki büklüm oluyor, o gurur, kibir kırılıyor, kafa eğilince aa diyor burada pencere var. Bir bakıyor pencereden. La ilahe illallah. Cenab-ı Hakk'ın esması görünüyor. Kadir-i mutlak o. Rahman-ı mutlak o. Gani-i mutlak o deyip ne yapıyor? Nefsi emmare, emmareliğini terk etmeye başlıyor. Kul olmaya adım atıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar. Yani onun için kardeşler yanlış anlamayalım inşallah ama sahurda çok yemeyelim. Yani bazen nefis bizi kandırıyor yarın acıkırız diye. İki kişilik yiyoruz. Böyle birisine demişler de ya Ramazan'dan sonra sizi şişmanladık gördük. Ya demiş kardeşim iki kişilik yiyip
bir kişilik oruç tutarsan böyle olur demiş. Onun için yani biz bir kişilik, bazen 0.75 kişilik, yani böyle birazcık böyle az böyle, özellikle sahurda, ta ki şöyle gündüz vakti, zaten evlerdeyiz, şöyle bir elimiz ayağımız hafiften bir titresin yani. Sonra o sofranın, o nimetlerin karşısına geçince, onların o külli nimetleri, külli lezzetleri insana gözükmeye, açılmaya başladığı zaman, dün okuduğumuz bir şey vardı, oruç diyordu, hakiki, halis, umumi, azametli bir şükrün anahtarıdır diyor. İşte o açlıkla o sırlar açıldığı gibi, burada anlattığı nefsi emmarenin de boynu bükülmeye başlıyor yani. Allah Allah. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Bunu açlık öğretiyor insana. Malik olmadığını, sahip olmadığını açlık öğretiyor. Ben malik değilim, ben memlüküm, kulum. Bütün bu nimetleri de bana ihsan eden Kadir-i Zülcelal'dir. O zaman ona kulluğunu, minnettarlığını, şükür etmek, ibadet etmek ihtiyacını hissetmeye başladı. Kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abdir. Halbuki aslında en büyük hürriyet Allah'a kulluktadır. Çünkü eğer bir insan Allah'a tam bir abd olursa hiçbir şeyden korkmaz ki. En büyük şeyler dahi onu ne yapamaz? Korkutamaz. Neden? Kadir-i Zülcelal olan Allah'a dayanan bir insan neden korkar ki? Bir derdin mi var, bir ihtiyacın mı var? Müracaat edersin, ikram eder, ihsan eder yani. Allah Allah. O zaman aslında en büyük zarar Allah'la irtibatı koparıp kendini serbest, hür yapmaya çalışmak. O zaman bir insan eğer Allah'a kulluktan kaçıp da güya hürriyet, özgürlüğe girse her şeyden korkar. Mikroptan da korkar. Kuyruklu yıldızdan da korkar. Acaba semadan ses gelecek mi? Acaba kıyamet mi kopacak? Acaba deprem mi olacak? Acaba sel mi olacak? Filan hoca böyle dedi. Falan kitapta şöyle yazıyormuş. Eyvah! Ya sakin ol ya. Ya millet neler diyor? Daha önce de neler dediler yani. Afrika sıcakları, çöl sıcakları geliyor da, işte efendim ne o ozon tabakası delindi de, işte küresel ısınmada falan filan, kıtlık olacak, kuraklık olacak, yağmur yağmayacak, Allah bol bol gönderdi. Yahu sahibimiz var, sahibimiz, Rabbimiz var, bize bizden daha şefkatli bir Allah var, biz ona itimat etsek, biz ona istinad etsek, biz onun yolunda gitsek yani, Cenab-ı Hak maddi manevi bizleri muhafaza eder bak. Yani peygamberini, peygamberlerini, evliyalarını, alimlerini ne hadiseler içinde muhafaza etmiş. Yani yeter ki ona kul ol, dünyanda cennet olur, ahiretinde cennet olur. Ama eğer Allah'a kulluktan insan kaçarsa her şey onu incitir, her şey ona ızdırap ve elem verir. Tekrar geriye dönelim. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi, en basit, en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır. Halbuki bak değil mi? İnsanın en kolay yaptığı fiillerden birisi elini suya uzatmak. Ama oruç olunca elini suya uzatamıyorsun. Allah Allah. Yani o elini suya uzatamamak senin gururunu, kibirini, enaniyetini yerle bir ediyor. Yani bu suyun maliki sen değilsin. Aa, parasını ben verdim, ben aldım. Su faturasını da ben ödüyorum. Yok, sen o suyun parasını ödemiyorsun.
Sen o evine çekilen hatların, matların, servislerin, onların ücretini ödüyorsun. Yoksa suyun ücreti değil o. Suyu yaratan Allah. İnsan yapamıyor ki suyu. Subhanallah. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden Arabistan yani. Yani o kadar serveti var. Çöl daha çok yani. O kadar parayla su imal eder, su fabrikaları kurardı. Ne yapıyorlar? Deniz suyunun tuzunu alıp onu kullanmaya çalışıyorlar. Yani öyle H2O hani biz diyoruz ya çok kolaysa H2O yani. Öyle değil ki. Yani o su o kadar büyük bir nimet ki. Ve oruç vasıtasıyla sen yanında olan suya elini uzatamıyorsun. Bak Allah'ın emri, müsaadesi olmazsa en adi, en basit, en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti. Aslında olmayan ama kafasında kurduğu, hayalini kurduğu rububiyetin yapıyor, ediyor, sahip, malik, ben veriyorum, ben alıyorum, tasarruf ediyorum. O mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Ha işte o mevhum rububiyet saltanatı kırılınca ubudiyetini takınıyor. Haddini anlıyor yani. O zaman hakiki vazifesi olan şükre girer. Demek insan hakiki şükrü kulluk haline girdikten sonra yapıyor. Allah Allah. Böyle üstadımız Peygamber Efendimizin caddesini tarif ederken yani insaniyetin en zirve caddesi, ubudiyet yolu, mahbubiyet, Allah'ın muhabbetine mazhar olma yolu, Resulullah'ın yolunu tarif ederken diyor ki acz-i mutlak, fakr-i mutlak, şevk-i mutlak, şükr-i mutlak ey aziz diyor. Antika bir şey bak önce diyor acz-i mutlak, fakr-i mutlak. Eğer bir insan tam acizliğini, tam fakirliğini anlarsa bu zaman o zaman tam şevke ulaşıyor. Bir insan bu üçüne ulaşınca da şükrü mutlaka ulaşıyor. Yani o zaman onun şükrü dilinin ucundan çıkmıyor. Bütün zerratıyla, bütün duygularıyla hamd ve şükretmeye başlıyor. İşte o şükür hakiki şükür. İşte o hakiki şükre ulaştın mı Cenab-ı Hak seni de değiştiriyor. Hani hatırlarsınız şurada bir yer var. Alakası var mı bilmiyorum ama bazen böyle bir his geliyor. İnşallah Cenab-ı Hak bir alaka kurdurur inşallah. Bu hatırlarsınız İktisat Risalesi'nde 19. lemada üstadımız çok böyle lezzetli hakikatlardan bahsediyor ya burada. Onlardan bir tanesinde de şöyle diyor. Diyor ki bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Geylani'nin kutsesi ruhu terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine, küçük odacığına bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan, o açlığından dolayı zafiyetiyle, demek yani o açlıktan, o yapılan şeylerden dolayı ne yapmış? Çok zayıflamış yani. O riyazattan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için, şikayet için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş, ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin. Hazreti Gavs tavuğa demiş. Kum biiznillah. Allah'ın izniyle kalk. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını mutemet itimat edilen ve mevsuk vesikayla kayıt altına alan çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramat-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. Şimdi hadise burada bitiyor. Fakat üstadın bize verdiği derse geldi sıra. İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki
ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir. Şimdi bak, burada bize bir ders var ki, yani yemek yerken, yani genellikle avamın, hepimizin yaptığı şey, biz yemeğin için yiyoruz, cesedimiz için, bedenimiz için yiyoruz, nefsimiz için yiyoruz, midemizi doldurmak için yiyoruz. Ama eğer bir insan tam kulluk sırrına mazhar olursa, o zaman şükrün mahiyeti değişiyor. Ne demek o? İşte o zaman o cesedi için yemiyor artık. Ruhu için yiyor. Yani ne demek? Değil. O yemeğin üzerindeki esma-i ilahiyeyi görmeye başlıyor. O yemekteki Allah'ın iltifatını görmeye başlıyor. Aslında o yerken Cenab-ı Hakk'ın iltifatını yiyor. Öpe öpe, öpe öpe yiyor. İltifat-ı ilahiyeyi yani. O zaman onun yediği yemek mideden önce, Allah Allah, cesetten önce ruhuna gidiyor. Kalbine gidiyor, aklına gidiyor, maneviyatı öyle kuvvetleniyor ki hakiki kul olunca Allah'ın esma ve sıfatına mazhariyet başlıyor. Subhanallah. Evet, bir daha okuyalım, bitirelim dersimizi. Vaktimiz ne olmuş? Evet, fazla bir şey kalmamış. Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki, ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese, leziz şeyleri yiyebilir. Şu şeyle bağlayalım. Biliyorsunuz 10. sözde üstadımızın çok külli ve cami bir duası var. Onunla bağlayalım. Yani bütün bu derslerimizi inşallah. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi makarrı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir, bizi zeval ve tebid ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Allah Allah. Ya Rabbimiz inşallah ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olanlardan ve lezzeti şükür için isteyenlerden eylesin. Cenab-ı Hak bizleri şükredenlerden, hamd edenlerden, kendisine hakiki tam kul olanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. İnşallah nasip olursa 10 dakika sonra inşallah yine Cevşen, Evrad-ı Kutsiye, Yasin, Tebareke okuyacağız. Müsait olanları bekliyoruz. Şimdilik selamünaleyküm.